Millet, məncə indi tam vaxtıdır. Gözümüzü yumub açacağıq və artıq görəcəyik ki, yeni il gəlib. Yeni illə bağlı səyahat planımız varsa, elə biletləri indicə aviasöz.az-dan əldə eləyə bilərsiniz. Aviasöz bilet satmır, ən ucuz bileti tapır. Salam millet, mən Fəxri Əsədov və yeni videomuza xoş gəldiniz. Hal-hazırda aeroportdayam, gördüyünüz kimi. Gedirəm İstanbula, Heydər Əliyev adına havalimanındayam. Saat 3'dü, 3'e kalır daha doğrusu. Yani göstereyim ne kadar görünüşü. Böyle bir formada indi. Haradasa biz 15-20 dakikaya samolyot kalkır. Geri İstanbul'a mandarini getirmeye. Ha bunu da deyim, biraz gecdi diye saat yuxuluyam, üzürlü sayın. Heç ne, gidik mandarini getirmeye. Ama mandarini getirmezden evvel İstanbul'da biraz işlerimiz var. Yani uzun sözün kısası, İstanbul vlogumuza hoş geldiniz. Gittik. Hey yarıdayım. Saat 5 eşdir, 5 dakika. Aslında indi tutmalıdır ama. Hələ indi oturuşuruq. Neyse, belə 6'ya 7 yarısı falan inşallah İstanbul'da olacaq. Çok çekiləsi bir şey yoxdur yani. Ortam belədir yani. Salam dostlar, bildiyiniz kimi bir neçə aydır artıq bir bank cashback kartlarının istifadəçisiyəm və siz hal-hazırda Türkiyə vlogumuza baxırsınız. Bu videoda da bir bank cashback kartları bizimlədir. Bütün alışverişlərdə 30%-də cashback qazandıran bir bank kartlarından harda istifadə edirəm? Valitasından asılı olmayaraq istənilən kafe, restoran, supermarket, yancaq doldurma məntəqəsi və digər bütün ödənişlərdə. Birbank tətbiqi ilə istədiyim zaman balansımı artırmağım və kartdan karta komissiyasız köçürmələr etməyim səyahət zamanı sözün əsl mənasında əlimdən tutan funksiyalardan biridir. Gələk indi ölkə daxilində Birbankın istifadə elədiyim xüsusiyyətlərinə. Pulsuz nağlaşdırma funksiyası ilə Kapital Bankın istənilən bankomatından komissiyasız formada pul nağlaşdıra bilirəm. Birbank tətbiqi ilə kommunal, TV, sığorta, internet və s. kimi istənilən ödənişləri rahatlıqla edə bilirəm. Xərcləri qazandığım az deyilmiş kimi hələ kartımda qalan qalıq məbləğə illi 6% depozit də qazarım. Birbankdan bundan artıq nə istəyə bilərəm ki? Getdik. Millet, Birbank cashback kartlarını sifariş etmək için aşağıya link yerleştirmişim. Linka daxil olun, kartı sifariş verin ve siz de Birbanklı olun. Sabah olsun. Hal-hazırda saat 9'a işleyir, 5 dakika. Her yer bağlıdır. Hem çay içmeye de yer yoktu da, yani vəziyyət odur. Aslında bunu niye çekirəm bilmirəm ama sonra ayda çay çekerdim demeyeyim diye çekirəm. Yuxusuzam, yorğunam. Gözləyirəm exchange yeri açılsın, pul dəyişim. Otelə check-in eləməliyəm. Sonra mandarin dağıca getməliyəm. Plan budur. İndi görək başımıza nə gələcək. Biz də oturmuşuq Water Garden'da. Göstərim. Valizlərimiz görünürdə. Burada oturmuşuq. Gözləyirik. Açılsın eləyir. Deməli millet, geldim otelə, yatmışam. Göyə gedəcəydim, maşın dalıca, yuxu bastı, gözlərim şişirdi. Heç nə, yatdım, indi durmuşam saat 4'dü. İndi gedirəm maşın dalıca, görək hardadır, nə vəziyyətdədir. Belə, bütün video, bütün yuxulu yiyik. Mandarinimizə qovuşduq. Haradasa bir ay yarım sonra maşını xotladım. Qaldıraq, havasını falan baxaq, təkərlərin görək, lazım çat, buraq. Akkumulyator ölmüşdü, akkumulyatoru bundan bir dənə primiçik elədik. Belə.
keçsin. Gedək əl gəzdirməyə. Quş da sağ olsun. İşləyib yəni buralarda. Xoşbəxtəm. Gözəl. Prosta maşını Eyrməcə çatdırmalıydım bu günləri. Yatıb qaldım deyə. Gedəcəm, onsuz da verəcəm bu gün maşını, amma yəqin sabahdan başlayarlar ki. Burada da Panamera kuzası var, qardaş. Qəribə bir yerdir. Heç nə. Eyrməcəyi. Erol abimiz buradadır. Keçən videolardan gördüyümüz kimi mandarını veririk Erol abiyə. Ofşi baxımını eləyəcək. Paduşkalar dəyişəcək. Nə bilim, ofşi altdan üstdən nə var, nə yox hamısına bir baxacaq ki yol çıxacaq, rahatlıqla gelib çıxa bilək. Yəni nəticə etibarilə yenə maşınsam bir gün, bir gün yarım, nə bilim, bax belə yenə taksilərlə fırlanacam. Belə, rasxoddur. 5 rasxoddur. Maşınımız da bu formada. Salam millət. Artıq İstanbulda olan 3-cü günümdür belə deyərdim və artıq maşını yadırlatsa vermişdik Eyrməcə. Belə bir yerdə qalıram. Anadolu tərəfdə, Avropa tərəfdə deyil. Niyə burada nəsə tapmaq rahat oldu? Həm də o iki kafe vardı bildiyimiz kimi. Ora yaxındır bura. Ora yaxınam deyə buna tutdum. Yuxuluyam. Belə, şimdi çıxıram evdən. Gedəcəm, maşın hazırdır paçdi dedilər. Ona görə geyirəm yavaş yavaş maşının yanına. Gedəm görüm nə qayıblar, nə iniblər, nələr baş verib. Çəkib sizə də göstərəcəm. Çox vaxt itirmək istəmirəm evdə. Qaçdıq. Ya çıxdıq artıq. Dalımıza gələnə bax. Volvo, yeni yollar kəşf et. Belə bir şey. Dizel. Hara istəsən çıx get. Neyse, biz hal-hazırda gediyoruz. Üzü Maslaka tərəf. Deməli, Misirdən Volvo-nu boğdum. Harman Kardon, Diagon, Degos. Gəldik, çıxdıq mandarinin yanındayıq. Maşınımız burada. Paduşkalar dəyişdi, nə bilim, salinik, malinik, nə var, nə yox dəyişdi. Eyrimət sağ olsun. İndi bagajda bir dənə söhbət var. Bu fensinin gördüyünüz kimi alt hissəsi açılıb. İndi ora nəsə bolt qayıq eləyəcək, neynəyəcək, onu bağlayacaq. Maşın da burada, qonşuda razval yer var, ora aparacaq. Razvalını da eləyək, maşından işimiz bitsin artıq. Belə. Sabah xeyir. 4-cü günümdür İstanbulda. Maşını düzənlər yuduzdurdum, elədim. İndi yuduzdurmuşdum. Baxırıq. Təmizdir yəni. Geçinç. Gedirik görüşə. Kimlə görüşürəm, nə görüşüdür, izah eləyəcəm. Tarix. Gəldik, çıxdıq Oğuzhan abinin yanına, Oğuzhan öksüz. Mercedes sevərlər, yəqin ki, artıq at familiyanın yanından sonra başa düşdü, haradayam. Qarajlarına gəlmişik, bizim mandarin oradadır. Burada da belə bir dənə 124 var. Abicim, hoş gəldin. Hoş bulduk, kardeş. Hoş geldin kardeşim, ne haber? Teşekkürler, Şakir ha, burada. Abim, Cengir abi burada. Deməli, millet, bak belə bir dənə qarajdır. Onu versal qaraj tipli bir yer. Abi bize biraz anlat. Ne var burada? Şimdi Fahri'cim, öncelikle hepinize merhabalar. Buradan tüm Azeri hemşehrilerimize, kardeşlerimize de selam gönderelim. Aleyküm selam. Burası bizim bir garajımız. Hem hobi garaj hem de işte ticaret yaptığımız bir yer diyebiliriz. Burada Türkiye'de ve dünyada da diyelim, Türkiye'de zaten çok sayılı olabilecek otomobiller genelde işte bizim ilgi alanlarımız, işte 124 kasalarla biz ilgileniyoruz. 124 kasa, kabrio, kupe, işte bunların 500, bu tarz otomobillerle alakalı işte Türkiye'de bir şekilde bunların hem işte nasıl söyleyeyim, mini bir koleksiyonu gibi biz bunları yapıyoruz, hem de bu tarz otomobil kullanıcılarına, binicilerine işte bulamayacakları parçaları buradan hem temin ediyoruz. Hem parça olayı hem aynen de öyle. Body kit falan olayı da var. Tabii body kit de zaten Türkiye'de Cihangir Öksüz
bir numaradır. Bunların 124 kasaların AMG'lerin birinci nesilleri var, ikinci nesilleri var. Sen biliyorsun zaten. Evet. E500'ler var. Artık Mercedes'in var oğlum, biliyorsun yani. Baktın. Yavaştan öğreniyoruz işte. Bunların tüm işte Türkiye çapında da body kit ihtiyacını biz karşılıyoruz. Burada da bir şeyler var galiba. Burada mesela E500 kitleri var. Onları da göstereyim sana. Tamam. Bu burada ön çamurluklar var. İşte ön tampon, arka tampon, yan marşviyeller. Bunlar süperdir. Hem tamam, hafiftir hem de işte kırılmaya karşı dayanıklıdır. Bak mesela burada E500'lerde arka küçük pako parçaları var. Hmm. O pako parçalarına kadar yapıyoruz. Ön pakonun parçası mesela bu. Şöyle göstereyim canım sana. Bu buraya gelen parça. Mesela anladım. Bu parçanın şu anda serviste bile temini yok. Anladım. Ama işte biz bunda kendimiz de konjeler arabası olduğu için biz onun üzerinden kalıp aldık. Güzel. Yani zaten fiber böyle tip şeylerde arabanın üstünde bir işlemden geçmesi gerek gibi tabii düşünüyorum. Tabii gerekiyor. Şöyle bunların tabii ayarlarını da yapman gerekiyor. Çünkü mesela bu kiti aldığın zaman bu kiti belki orijinal satış fiyatını sen onda birini alıyorsun. Aynen. Bundan dolayı tabii ince ayarları düzgün bir şekilde yaptırman gerekiyor. Evet, ayarlayıp da verme şansımız olabiliyor ama. O zaman araba lazım. Tabii araba lazım, arabanın gelmesi. Mesela şeye Azerbaycan'a ne gönderdin abi sen? Azerbaycan'a 500 set gönderdik, AMG set gönderdik. Hatta Azerbaycan'da setleri kopyalamışlar. Bak bizim setleri kopyalamışlar. Olabilir. Evet. Olabilir yani abi. Değil mi? Normal. Diyor, normal değil mi? Türkiye'de de öyle olaylar var. Biz yani bir millet olay işte. Evet. Ama orada hani dağıtımı sağlıyorlar arkadaşlar. 124'lü yapılan arabaların hepsinin tamponları bizimki başlangıç oldu orada yani. Vay güzel arkadaşlar. Yine bir şey olmuş. Evet evet, biz startup yaptık. Aynen. Evet, aynen. Güzel. Hemşerilerimiz yaptık. Emeli millet bak. Böyle bir tane set var burada. Bayağıdan danışırız bunun hakkında. Başa düşürsünüz yakin ki. İsteyenler aşağıda ve buralarda bir yerde Instagram çıkacak. Əlaqə saxlayabilirsiniz. Nədir, neçəyədir? Çünki burada hər gün qiymətlər oynayır deyə mən burada deyim, bir il sonra bu videoya baxıb demeyin ki, o qiymətə idi, bu qiymətə idi. Yəni ən yaxşı halda özünüz yazın, əlaqəyə keçin. Göndərim də var. Göndərim var. Dünyanın hər yerinə göndəriyoruz. Tamam, süper. Şimdi geçelim. Senin bu mini koleksiyon dediğin kısmı. Evet, şimdi burada bizim arabalarımızın belli bir kısmı var. Belli bir kısmı derken biz buranın genelde dekorunu işte ayda bir değiştiriyoruz. Buradaki arabaları değiştiriyoruz. Tamam. Burada senin çok sevdiğin arabalardan bir tane. Tabii sen baktığın zaman tanıyabilir misin bilmiyorum. Bu E36 kanka, anladın mı? Baktığın zaman geliştiği jantlar falanlar. Güzel. Bu araba yaklaşık 7 senedir bizdedir. Bu araba 120 bin küsür kilometrelerde, orijinal ev paketidir. Orijinal 120 bin. Tabii aynen öyle. Maşallah. Aynen öyle. Zaten iç kondisyonu, dış kondisyonu. Sen, model? Model 97 model. Güzel. Yaşıt işte. Bizimkiyle yaşıt. Aynen değil mi? Seninkiyle yaşıt. Aynen. Ama bu 120 bin de. Obez herhalde. Obez de, bir de benimki biraz yorgun işte. Bayağı yürüdü. Senin kilometre neydi? Abi belli değil işte yani. Her şey değiştiği için. Değişti. O yüzden değişiyor. Motor ayrı kilometrede, gösterge var ya, evet, evet. O ayrı kilometrede, o yüzden şase şu an 400 bin falan bence olmuştur gibime geliyor ama işte. Ama hiç öyle göstermiyor, yine araban çok diri yani geçer. Abi gibi. Bizimkisi işte estetik güzeli. Aa eyvallah, aynen öyle. Dağlığı yapıyoruz. Böyle millet, Oğuzhan abi de dedi, 120 bin dedi, 70'li, bunlarda da 97. Ve birkaç tane boya şeyi var. Evet, bu arabada işte mesela ön kaputun orada taş eziği vardı, taş burukları vardı böyle. O kısımda şey boya varmış. Bir belli bir kordonun altında. Yani 2-3 parça boya çıkar. Yani orijinal boya. Uzun sözün yani. Kısası beskraska yani öz rengi de üstünde. Yani zbor rehlenmeyip içinde bir çeker bir şey. Çizik sanmasınlar. Ha ya. Ne bu? Ben şimdi gördüm bunu. Ne bu? Valla burada ben canım sıkıldığı zaman elimde böyle sticker oluyor. Buna yaptım, ona yaptım. Öylesine öyle bir dekor gibi bir şey. Yavaş yavaş halkın oluyor işte. Aynen, aynen. Buradan sonuna doğru gideceğiz aynen. Yani. Millet için de göstereyim. Empaketti maşın zavod olarak. Ama bence sen aynaları değiştirdin kendin. Aynaları da değiştirmedim. Abi, aynalar böyle şasede. Geliyor mu? Şasede. Tabii. Adam opsiyon olarak takmışlar. Aaa
tamam. Arabanın mesela krom aksesuarları da şaseden geliyor. Yani güzel, fabrika çıkışı istenmiş. Cimri değilmiş. Değil değil. Hatta adam dedim de bu arabanın ilk sahibi bir hanımefendiymiş. Güzel, manuel. Türkiye'de bunu sipariş eden bir hanımefendi. 97'de manuel hanımefendi. Güzel. 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 Dilim sürüştü. Şimdi de göstereyim. İçeride abi orijinal renk mi bu? Orijinal renk. Mesela hani çok uzatmayayım da aslında hızlıca söyleyeyim, tamam. Belki dilimizi anlamayabilirler. Normalde 320 bu araba. 320'lerde içinde bu renk lacivert döşeme çıkmıyor. Evet. Ama bu arabada M3 kombini var. Bu da sonradan yani arabayı sipariş ederken özel sipariş olarak geldi. O zaman individual bu. Individual zaten kupa şeyinde falan yazıyor. Motor için değil diye individual yazıyor. Güzel, güzel. Geçelim, geçelim abi. E36 çok gördük. Evet. Biraz bizi Mercedes'lerle tanıştır. Aynen. Bu araba E200 kabriyodur. Bu araba 150 bin kilometredir. Ondan güzel. Sonra Türkiye'de işte zaten çok fazla kabriyo yok. Bizde de çok yok. İşte bizde de mütevazı sayıda biraz kabriyo var. Güzel. Ondan sonra. Zamanında bulup toplamışsınız. Tabii tabii. Yaklaşık 4-5 senelik operasyonlarla alınmış arabalar bunlar. Ama sonra, bunun rengi farklı. Tabii. Bu bordo. Değişik bir bordo. Yani bu standart olarak standart, mı geliyor? Standart. Bu arabada da... Bu renk görmedim açıkçası. Evet. Bundan bende bordo olarak 3 tane var. Kabriyo. Yani... Neyse. Mütevazı. Hayır yani hani yok görmedim diye de ben de ağzımdan kaçtı yani. Özür diliyorum da yani. Baktığımda aynen mütevazı olmadı, çok özür diliyorum. Güzel, güzel. Yani, olur olur. Yani. Olanı söyledin işte. Abi jantlar krom. Jantlar bu yapılma krom mı? Yapılmadır. Bu jantlarla ilgili çok büyük mesaimiz oldu. Ha, bir daha yaptırır mısın dersen. Ha, bir daha biz buna muhtemelen krom yaptırmayız. Çünkü çok meşakkatli bir iş. Aynen. Çok kolay bir iş değil yani. Abi normal bir misal bu parçayı krom ettirmek bile meşakkatli. Tabii sen tabii. Komple jantı yapıyorsun. Ya bu yaklaşık işte bizim yani 3-4 kere biz bununla alakalı oynamalar oldu. Operasyonu yapmaya çalıştık. En sonunda tutturduk. Yaklaşık 2 senedir kullanıyorum. Tavsiye ediyor muyum? Tavsiye etmiyorum. Çünkü benim arabam 2 senede 4 kere yıkanmıştır. Muhtemelen çok güncel kullanılan bir araba olsaydı bunlar oksitleniyor alt tarafları. Atma olabilir ama keyifli olabilir. Duruyor yani. Yani görüntü güzel. Evet. Görüntü. Ona bir şey söyleyemem. İçi nasıl? İçi işte... Çok rahat. Mesela geldin içi de böyle işte. Kabriyo olunca. Tabii aynen öyle. Bunda klima yoktur. Ama klima sistemini takacağız. Aldık. Tamam. Ondan sonra 150 bin kilometredir. 150 binde. Orijinal kilometredir. Kasada 150 bin. Motor da 150 bin. Ha abi, Şakir işte ya. Şakir ver bu ışığı. Şakir aradan ayara vermen lazım oğlum yani. Çok fazla kanka flaş açmazsan. Güzel. Hani, olumsuzluklar gözükmesin, anladın mı? Yok yok, güzel. Sonra? Çok güzel bir detay var, görmüşsün. Bunu mu diyorsun? Evet. Ne burada diyor? Gelenler girer girmez arabalara sarılıyorlar falan. Abi misal bizim garajda da böyle şeyler çok. Var değil mi? Hatta evet. Bir ikisi küfürlüydü. Allah. Hanımefendi falan geldiğinde onları kaldırıyorduk. Evet, evet doğru. Ama olmuyor işte bizde. Olmuyor değil mi? Bunsuz olmuyor. Doğru. Sizde yine bir de... geliyorlar, sarılıyorlar bize. Sizde bir de abi garaj ortamı çok adam normal garaj gibi yani sanayide olan garaj gibi değil. Çok değil, adam girip değil. Çıkmıyor. Bizde yapacak bir şey yok. Her evet. Yere şey yaptık. Evet. Yani hatta bir ara E36 M3 yapıyorduk biz garajda. Ustam şey yaptı, kaputun altını resimlerini çekti, böyle çıkmasını aldı, yapıştırdı buraya. Kaputun altı bu yani. Açma. Yani böyle gözüküyor. Ne güzel, mantıklı aslında. Bir sene garaja perde çekeceğim, böyle yazıyormuş. Arkası böyle. İç böyle. Abi burada tanıdık bir şeyler var, bizim motordan işte. Vallahi 190'da evet, ben senin 190'ın motorunu gördüğüm zaman şok olmuştum. 190'da M111 motor var, herhalde orada güzel bir swap işlemi yapılmış. Aynen, yaptılar. Güzel. Sana bunu... 190 bile kuvvetli gelmiyordu mesela ama 111 kullanmana rağmen demek ki orijinal motoruyla bir 190 kullansam... Abi orijinal almazdım diye düşünüyorum da. Çünkü kullandım birini yani... Ha bilinçli aldın 111'i de. Aynen. Ha. Çünkü düşündüm mesela 111'liği almasam başka 190 alsam bile yine de 111 aynen ha. Bir şeyler bir swap şey olacaktı. Tamam abi güzel bu da. Bu da güzel. Aynen aynen şimdi aklıma geldi.
Bu arabanın aynısı var, jantlar farklı galiba. Evet, bir de tabii, bir de farklı. Tampon, mampon olaylar falan. O Lorinsel, o da yani Türkiye'de tektir. Güzel. Dünyada da 5 tane üretim var, o da Türkiye'de bizde. Millet, Oğuzhan abinin YouTube kanalı var. Orada bu, bak bu danıştığımız maşınlar hakkında etraflı videolar falan tapabilirsiniz. Yani çok da burada girmeye, derinliğe. Eyvallah, eyvallah. Bu da burada şöyle, bunu da kısaca anlatayım. Tamam. Şimdi bu tarz otomobillerle alakalı sorun yaşayanlar, tamam, ister istemez sosyal medyada baktıkları zaman bizi buluyorlar. Biz de proje bazlı, eğer beğendiğimiz bir otomobil olursa kendi işlerimizin arasında bunlara danışmanlık veriyoruz. Güzel. Anladım. Bu da yine danışmanlık verdiğimiz çok değerli bir abimizin otomobillerinden bir tane. Maşallah. Mesela bunun motoruyla, şanzımanla alakalı problemler vardı. Onları hallettik. Bu sefer tentede problemleri var, onları da çözeceğiz vesaire. Plastik aksamlar derken, yani kendi arabalarımızın arasında seçilmeyecek gibisinden, evet, bir şey olacak. Evet. Güzel ama, valla duruşu muruşu, tentesi falan. Güzel güzel, güzel. Ben beğendim. Bu ne? Aynı motor mu? Aynı bu motor. Ikisinde? Yani Türkiye'de genelde zaten 200 kablo vardır. Güzel ama bunun motor kısmı bayağı bir uğraşılmış gibi. Daha sıfır olarak, daha yeni revize olduğundan dolayı. Çünkü yeni gibi gözüküyor. Tabii tabii. Motor daha yani geleli herhalde araba geleli 3-4 gün falan oldu. Yani hatta rodaj süresinde şu anda. Aa, tamam. Herhangi bir aksaklık var mı yok mu baktıktan sonra, hatta özellikle de ben kullanıyorum. Eğer yani olumsuz bir şey aynen olursa da şey yaparım. Haberin diye olsun diye. Güzel işte abi, onunla ilgili çok bir şey sormayacağım. Kanka, o senin, evet, YouTube kanalında olacak. Evet, o bize 2 senedir bizim takipçilerimiz bekliyor arabayı. Tamam. Ondan sonra onlar Cengül Öksüz'ün abimin, bizim çok emeğimiz var ama olumsuzluklar yaşadık. YouTube kanalımızda o araba çok farklı bir araba. İsteyenler izler. Evet, isteyenler izler. Aynen öyle. Şimdi ne yapacağız? Vallahi neden canım, şimdi neden buradayız? Hem seni misafir etmek istedik biliyorsun kardeşim. Hem de inşallah senin E36'yı Türkiye'de kendi kanalımızda tanıtmak istiyoruz. Tamam. Yani bundan dolayı millet, onu da geydeleyim ki artık Oğuzhan abi dedi, kanala girseniz bizim maçın videosunda artık bence orada tapmış olarsınız. Aynen beyler, öyle beyler, oraya da bekliyorum yani. Tamam, biz kaçıyoruz o zaman. Tamam, hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Ben maçımı çektik. Oğuzhan abi de yanımızdadır. Bunu kullandın mı hiç? Kanka bak. Sabahınız hayır olsun millet, cemiyet. Ne tersiniz? Ne var ne yok? Deniyorum, onu düzeldim. Demeli arkadaşlar, biz bir tır şoförü olduğumuza göre yine yol bizi gözleyir, yol bizi sesleyir. Bir ayın neçesinde bakırıq. Ayın 10'udur. Düz 5 gündür İstanbul'daydık. Maşın işlerini hallelerdi gördüğünüz gibi. İndi artık yüzü Azerbaycan'a taraf yola çıkırıq. Ama bu son değil. Çünkü hal-hazırda bugünkü seferimiz Kayseri'ye 760 km yolumuz var. 8-9 saat maşın süreci, saatdaki 1'e kalır 15 dəqiqə. Çox da uzatmaq istəmirəm. Bence artık yola çıxa bilərik. Getdik. İstanbul, İstanbul olalı. Çok da görmüyorum ben onu. Ben hiç de. Yaş yaş dur. Gelir o yana. Uşaklar, bir tane maşından zaten tapıp. Arda kaldılar herhalde. Saat 5 sürsün diye, ne bu lan? Ben dediler ki akşam saat 5 sürsün, burada yapıyor. Eşlesin uşaklar. Bu gördüğünüz aydı. Bu da gün, ay gün. Yok. Saat 4'ü kalır. 25 dəqiqə. Maşınımız burada. Bütün trasti yani gördüyüz şimdi. Tiflisə cəmi 50 km yolum var idi. 4'ə də kalır 25 dəqiqə demişdim. Bütün trasti saxlayıblar. Səbəb isə nəsə qabağda bərk avariya olub. Keçmiş olsun. Yəni bütün trasti saxlayıblarsa yəqin nəsə ciddi bir şeydir. Heç nə, biz də
gözlüyürük, həm də biraz istirahat edirik. Havasat deyilsin bir üzümüzə. Avariya döyülmüş. Nəsə tır xarab olub deyəsən. Tır gördüm, işıqları falan sönüldü. Polislər buradadır. Gözüm edirəm. Qabaqdadır deyəsən məsələ. Fövqəladə yanğın söndü. Yanır. Marojla maşını yandı. Keçmiş olsun, keçmiş olsun. Allah heç kimə göstərməz. Davam. 50 kilometr çatıyoruz. Tiflis gün ortasından amıya salam. Artıq Tiflisdəyəm. Türkiyədən çıxdıq. Axır dəfə Kayseriyə gedirəm demişdim, səhv eləmirəmsə sizə. Sonra planlar biraz dəyişdi. Tiflisə gələsi olduq və İstanbuldan Samsun'a getdi. Bir gecə Samsun'da qaldıq. Çünki 700 nə qədərsə yol sürmüşdü həmin gün. Səhər Samsun'dan çıxdıq oteldən, yəni dünən səhər. Gəldik. Batumiyə keçdik. Axşam saat 8 idi, səhv eləmirəmsə. Batumidən də Batumidə qalmadım. Çünki bu aralar, bu yaz və payız aylarında Batumidə hər an sel, daşqın zad, nəsə gizic şeylər olur. Ona görə bizim bəxtimizdən də o sel bizi tapar deyə şey eləmədik və gəldik, çıxdıq Tiflisə. Dünənləri 902 kilometr maşın sürmüşəm. Elə bil ki, Samsundan promoy Tiflisə gəldik. Səhərə yaxın 5-ə 20 dəqiqə işləmişdi, çatmışdım. Yaxşı idi, yolda olanları çəkdim artıq, siz baxmışsınız bu hissələrə məncə. Yolda maşın yanırdı və s. kimi. İndi çox sevdiyim bir şəhərdəyik, Tiflisdəyik. Bir neçə gün burada olacaq. Tərifləyən kimi zibilə çıxır, bax, kanalizasiya axırdı. Nəysə, burada da bax Citroen Ami var, bizdə yoxdur. Məncə varlığı ilə yoxluğunun bir fərqi yoxdur. Nəysə, indi maşınımız it günündədir. Maşınımızın qabağı bütün ağca qanatdır. Düzdür, Allahdan yolda yağışa falan düşmədik, amma yenə də yol gəlmişim, maşın batıb. Maşını qabağda saxlamışam. Maşını götürək, aparaq. Qəşək bir dənə moyka. Yəni, maşın o gündədir ki, yağış belə yaxsa fərq eləmir də. Yəni, heç olmasa təmiz maşının üstünə yaxsın deyə düşünürəm. Nəysə, getdik. Burada da vəziyyət bu formadadır. Yayın axırı da artıq payızdan gedir. Nə qədər ki günəşdə havalar var, Gürcüstanda dəyərləndirmək lazımdır. Bunlar düşür çox deyə qardaş. Burada da bir dənə belə hikmət var. Kompakt. Если что, rentə verirlər. Bilmirəm hər nə qədər bundan nə ləzzət alasınız, amma bizimki də burada. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yine mən. Artık Gürcistan'da 3-cü günümdür. Xəbəriniz var, təzə bir yenilik yoxdur. Yenilik bugündür, hal-hazırda bax. Avtovağzal tərəfdəyəm. Gedirəm üzü Alxangilin kəndinə. Niyə mi deyirsiniz? Çünki quru sərhədlər bağlıdır deyə maşını tırla gətirmişdim. Evakuatorla gətirmişdim Tiflisə. Özüm samolyotla. İndi də abratna Bakıya yenə evakuatorla yola salacağım. Alxanla yəni. Özüm də bir neçə gün sonra artıq samolyotla Bakıya doğru gedəcəyəm. Hal-hazırda da gedirəm Alxangil kəndinə ki evakuatoru doldururlar, nə bilim avtovozda 7 maşındır, 8 maşındır beləncinə doldururlar yükləməyə, dedim maşına təhvil verim Alxana. Belə getməmiş də bir dənə tema var, bir dənə məsələ var, irəliyən dəqiqələrdə xəbərimiz olacaq. İndi deməyim, yəni göstərərəm, daha aydın başa düşərsiniz məncə. Belə
Geliyoruz. Bəli. Gəldik Alxangilin kəndinə. Burada belə qəribə maşınlar var. Maşınları yükləyirlər hal-hazırda. Alxan abini görürsünüz. Frank Alxanın bədii rəhbəri. Bizim mandarinimiz Alxan abindir. Bəli. Götürüb aparacaq vətənə. Daşıma işləmizi baxıyor. Bəli. Hər cür Gürcüstandan. Hər cür xidmət. Gürcüstandan Bakıya, Bakıdan Gürcüstana. Maşın almaq, göndərmək, gətirmək. Bilirsiniz ki, bu yəni əzbərə bilirsiniz. Vali şoförüm də çək mənim şoförüm. Sizdən. Hə, bax şumkun. BMW burada, ad maşın sağ amanat. Bir də onu nəzərdə çatdırım ki, millət neynədik? Transit nömrə ilə şəkillərini çəkdik. Hal-hazırda bu hissələri bir yerdə qoyacağam. Qismət olsa, bəlkə mandarini ölkədən xaricə satası olduq. Bir yoxlayacağıq. Bəlkə Gürcüstana satdıq. Bəlkə Gürcüstana satdıq, bəlkə Qazaqlar gəlib apardı, nə bilim, indi... Hər cür variantlar. Variantlar çoxdur burada. Çünki Bakıda istədiyim qiyməti, qoyduğum pulun belə deyim, heç 80%-ni ala bilməyəcəyim üçün belə bir yola əl attıq, biz də istəməzdik, amma... Bir yoxlayalım. Hə. Nə olur ki, yoxlamaqdan bir şey çıxmır. Amma hələ ki maşın bizdədir, bizimlədir, nəsə bir irəliləyiş olsa da xəbərimiz olacaq 100%. Belə abi. Belə nə versən bəs maaq? Bunu aldım məndən, nə versən maaq? Prius, çəkinin bizdə. Bu Priuslar mənə çox sıxdı Gürcüstanda, Bakıda. Ona görə də BMW sürüb Priusdan qorxmaqdansa... Prius sürüb, hamı məndən qorxsun, qardaş. Özdə, bu var eksport, bu var çox eksport. Bu çox eksportdur, heç nəyə də düşmür də bu deyirsən. Heç nəyə də düşmür, nə kamera, nə radar. Yox. 1-2 gün Tiflisi bu gördüyünüz maşından ağladacağıq. Ağladacağıq, əzlə. Gəzəcəyik, bayana, bayana. Bu dəfə yaxşıdır. Bu yaxşıdır ya, elə bil, xoşuma gəl. Bu yaxşıdır. Biraz palirovka, marirovka düzəlir. Amma smarsızdır, olsun da. Sənə deyim, yenə kamerada qəşək görünür. Və bəli, düzdə kameranı silməsəm, özü bir salınmır. Bəli, Tiflisdə son günümüzdür. Mandarin artıq Bakıdadır, dünəndən etibarən artıq hikmətin qarajındadır. Mən də bu gecə inşallah Bakıya tərəf samolyotla yola düşürəm. Amma, yola düşməzdən əvvəl, 1-2-3 gün mən burada maşınsız olduğumu öyrə, Alxan abidən yenə maşın uğurlamışam. Bildiyiniz kimi Priusdur, amma çox qəribə bir Priusdur. Belə ətraflı məlumat verəcəm, belə, hələ ki, belə göstərim. Açar da qəribədir, belə bir açarı var. Belə açırıq. Oteldən check-out edirəm hal-hazırda. Açdıq. Belə elədik. Bu da arxadan görüntüsü. Nəysə millət, veşlərimizi ataq, görə bu günləri son günümüzdə Tiflisdə haralara gedəcəyik, neynəyəcəyik, getdik. Salamatı burad. Deməli belə, Tiflisdə biraz istidir, gün ortalar istidir, axşam əksinə çox soyuq olur. Və Priusumuzun kondisioneri işləmir, yəni açarımız da bu formadadır, gördüyünüz kimi. Belə bir şeydir, bax bunu taxırıq bura. Bunu bastıq, xotlandı. Yəni maşınımız da vəziyyəti çox idealdır, gördüyünüz kimi. Konsolda yəni belə qırıq, içində qırılıb qalmış belə bolt var, belə ideal da qaqa, bir də orta güzgümüz yoxdur. Yeməyimizi yedik, indi şarden ilə, şarden de nədir, old Tbilisi ilə gedirik üzü Elyavaya tərəf, belə. Elyavaya niyə qeyri? 190 üçün kompresor almaq istəyirəm. Kondisionerin kompresoru biraz xoşuma gəlmir açıq. Gəlmiyorum, tapa biləcəm mi hələ?
Bəli, kompresor aldım. Prosta məsələ orasındadır ki, artıq mən Bakıdayım, kompresor da Bakıdadır. Yəni bu da deməkdir ki, artıq bir neçə gün keçib mənim Bakıya gəlməyimlə. İndi nə edirik? Videomuzun sonu da əslində. Kompresoru atıram qaraja. İndi vaxtı olanda 190-a qoyacağıq. Maşınımız da gördüyünüz kimi Cherry Tiggo 8 Pro Max'dır. İndi geyirik onun çəkilişini eləməyə. Amma o da artıq başqa bir videonun mövzusudur. Tutsun. Siz də videomuzu bəyənməyi atın bura. Ay. Videomuzu bəyənməyi, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Kompresoru qoyduq bura. Biz də geyirik Cherry 8, Cherry Tiggo 8 Pro Max'ı çəkməyə.